Bireysel Yatırımcı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mart ayının Z raporunu çıkaracağız. Mart ayında en yüksek getiri sağlayan şirketler hangileri? En kötü getiriyi sağlayan yani en fazla götüren şirketler hangileri olmuş? Sektörel bazda bakacağız. Bizim 2021 yılının başında oluşturduğumuz bir portföy vardı. Yüzeysel bir şekilde oluşturduğumuz fakat algoritmik düşündüğümüz bir portföy vardı. Bu portföy Mart ayında nasıl performans sergilemiş? Bunu da inceleyeceğiz. BIST 100 Mart ayında %5.41 negatif yazdı. Yani televizyonlarda böyle popüler kişilerin borsadaki insanların kazanıp kazanmadığı üzerinden yorum yaparken Mart ayında insanların %5.41 zarar ettiğini söylediklerine her zaman şahit oluyoruz. Her zaman BIST 100 endeksinin yükselişlerinin veya düşüşlerin üzerinden yorum yapıldığına hep şahitlik ediyoruz ve borsaya yeni girecek veya girmeye yakın olan insanlar borsanın kazandırmadığı görüşüne kapıldığından dolayı borsaya girmiyorlar ve borsaya havlu atıyorlar. Dolarda altında öylece kalıyorlar diye yorumlamıştık. Tabii ki dedik ki ülke borsalarını karşılaştırırken BIST 100 endeksi kullanılabilir dedik. Farklı dönemlerdeki borsa performansı değerlendirilirken yine BIST 100 endeksi kullanılabilir. Ama insanların borsada para kazanıp kazanmadığını yorumlarken BIST 100 değişimini yorumlamanın ne kadar mantıksız olduğunu ben sizde her videoda ispatlamaya çalıştım. Bu ayda bunun üzerinden yine bir analiz yapacağız. Yani analiz sonuçları bize neleri söyleyecek bunları inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir özete bakalım. Şubat sonu BIST 100 1471.39, Mart sonu BIST 100 de 1391.79. Mart ayı içerisinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra yabancılar çok büyük bir tepki göstermiş ve hisselerini satıp gitmişlerdi ve özellikle bir iki gün borsamız devre kesmişti. Endeks devre kesmişti. O kadar kötü günleri geride bıraktık ve bunun sonucunda Mart ayını %5.41 şeklinde BIST 100 negatif kapattı. Ama biz diyoruz ya biz BIST 100'e yatırım yapmıyoruz diyoruz. Şirketlere yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla bizim buna bakmamamız gerekiyor. Neye bakmamız gerekiyor? Yine onu inceleyeceğiz. Şöyle genel bakalım. Altın yine dolar TL'nin çok yüksek seyretmesiyle birlikte bakın %11.2 artış yaşamış Mart ayında dolar. Bunun da etkisiyle gram altın %9.45 artış yaşamış. Buradan anlıyoruz ki ons altında yaklaşık %1-1.5 şeklinde negatif yazmış Mart ayında diye yorumlayabiliriz. BIST 100'den daha iyi getiri sağlayan veya performans sergilemiş 201 şirket var. BIST 100'den daha kötü performans sergilemiş 195 şirket var. Neredeyse yarı yarıya. Bunlar veriler sayfasında demişiz. Ve hisselerin eşit ağırlıklı ortalama değişimi %-0.2. Bakın burada zaten dananın kuyruğunun koptuğu yer. Yani siz hiç bilançoyla onunla bununla uğraşmadan, teknik temelle uğraşmadan bile BIST 100'den daha iyi performans sergilerdiniz arkadaşlar. Bütün şirketlere eşit bir şekilde yatırmış olma ihtimaliniz olsaydı aşağı yukarı %0.2 negatif yazacaktınız Mart ayında. %5.41'e göre çok iyi bir oran. Yani neredeyse aynı kalacaktı o kadar kötü senaryoların gerçekleştiği Mart ayında siz neredeyse portföy değerinizi aynı tutacaktınız. Ve dikkat edin şuraya. Bizim hazırladığımız, şöyle birazdan inceleyeceğiz. Bireysel yatırımcı model portföy Mart değişimi %1.49 pozitif yazdı arkadaşlar. %1.49 pozitif. Diyoruz ki 2021 yılının başında 2021 hisseleri diye bir videomuz var. İzlemediyseniz orada nasıl seçtiğimizi 42 tane şirket belirledik. Ve bu şirketlere eşit bir şekilde 2021 yılının başında yatırmış olsaydık paramızı 2021 sonunda ne olacaktı demiştik. Tabii Mart ayında, Nisan ayında, Temmuz, Ağustos'ta bunu değerlendirmeyeceğiz. 2021'in sonunda değerlendireceğiz. Ama biz eğer bunu yatırmış olsaydık Mart ayında böylesine kötü bir senaryoda biz yine 1.49 pozitif yazacaktık arkadaşlar. İşte diyorum ya bir stratejiniz olsun, bir sisteminiz olsun ve duygusuz bir şekilde algoritmik zihniyette, algoritmik kafayla bu portföyünüzü yönetmeniz lazım. Benim yorumum bu. Şimdi veriler sayfasına gelelim. Burada ne var? Bütün hisse senetleri var. Ve Mart ayı değişimlerine şöyle ben bakayım. Şubat'la Ocağı da bakabilirsiniz burada. Mart ayında en fazla yükselen Beşiktaş. %109.3. Feyt Gıda Yatırım var. %91. İdealist Danışmanlık. %89.2. Böyle gidiyor. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar aşağı doğru. Ve en fazla düşenlere bakalım. En fazla negatif yazan Kasa, Atlantis Yatırım Holding, Merit Turizm, Sönmez Feramet, Niğde Beton Sanayi, Deniz GYO. Bunlar böyle gidiyor arkadaşlar. Mart ayında en fazla negatif yazan şirketler olmuş. Şimdi ben ne yapıyorum videolarda? Yeni izleyen arkadaşlar olabileceği için
Şöyle hızlı bir özet geçeceğim. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri neydi bu? Şirketlerin önce halka açıklık oranlarını belirliyoruz. Yani %65 halka açıkmış kasa son verilere göre. %97 Atlantis Yatırım Ortaklığı halka açıkmış. Ve ödenmiş sermayeleri. Bu da ödenmiş sermayeleri ne demek? Şirketlerin hisse sayıları kısaca. Yani toplam kaç tane hisse sayısı var? Ve halka açık oranıyla bunu çarpıyoruz. Aynı zamanda hisse değeriyle de çarpıyoruz ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri. Dolaşımdaki payların piyasa değeri. BIST endeksinde hisselerin ağırlıkları belirlenirken fiili dolaşımdaki payların piyasa değerlerine göre belirleniyor. Mesela BIST 100'de biliyorsunuz ki en yüksek ağırlığa sahip şirket BİMAŞ'e, sonra Ereğli, Türksel, Garanti, Akbankası gibi gidiyor. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre ben şirketleri sıraladım ve bir sıra numarası verdim. Birden nokta nokta sonuncu şirkete kadar gidiyor. Bakın en düşüğü hangisiymiş? Şubat ayının son kapanış fiyatına göre de bu değerler bu arada. Unpaş Holding, Kozmos Yatırım Holding. Bunlar en düşük fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine sahip şirketler. Daha sonra ben bunları 10 gruba bölüyorum. Toplam yaklaşık 196 tane şirket olduğu için ben dedim ki ilk 9 gruba 40'ar şirket gelsin. 10. gruba da 40 şirket gelmiyor da 36 şirket geliyor. Çünkü 40 hisse sayısına ulaşamıyoruz. Bu şekilde ben bunlara grup vereyim dedim. Bakın ilk 40 şirkete fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre, yani en büyük piyasa değerine, dolaşımdaki piyasa değerine sahip şirketlere göre baktığınızda ilk 40 şirkete birinci grup. Yani bunları biz ne diyoruz? Lokomotif şirketler veya en büyük ölçekli şirketler diyoruz. İkinci sıradaki şirketlere ikinci grup ve en küçük ölçekli şirketlere piyasa değerlerine göre bunlar, tekrar ediyorum, 10 numaralı grup diyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Her gruba ait hisse senetlerinin o ayki ortalama getirilerini hesaplıyoruz. Ve diyoruz ki hangi grup şirketleri daha fazla getiri sağlamış veya hangileri daha fazla götürmüş, bunları inceliyoruz. Ve genelde geçmişe baktığımızda da %80, %90 ihtimalle küçük ölçekli şirketlerin özellikle büyük ölçekli şirketlere göre daha iyi getiri fırsatları sunduğunu biz hep belirtmişiz. Ve Şubat ayında da bu yatay şekilde olmuştu. Yani büyük ölçekli şirketler bir nebze küçük ölçekli şirketlere göre daha iyi performans sergilemişti, ama hani bir tartışma söz konusu da olabilirdi. Ama dedik ya %80, %90 ihtimalle küçük ölçekli şirketler büyük ölçekli şirketlere göre daha iyi performans sergilemiş dedik ve burada da bunu inceleyeceğiz. Şimdi ona geçmeden önce şöyle hızlıca bir sektörlere bakalım. Hangi sektörlerde daha yüksek seyir olmuş? Bu Emkel'de hisse sayısı 1 olanlara bakmayacağız. Hisse sayısı özellikle 5'ten 4'ten fazla olanlara bakalım ki bize bir fikir versin. Mesela spor hisseleri %21 artış yaşamış Mart ayında. Pazarlama %12.9. Perakende ticaret %10.7 artış yaşamış. Bilgisayar toptancılığı, tekstil, entegre, hava yolları ve hizmetleri, bunlar bu şekilde pozitif yazan sektörler. Negatif yazan sektörler bankacılık %15.5 negatif yazmış. Savunma bir tane var zaten, Aselsan. Madencilik %11.2 negatif yazmış. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bu arada bu sektör sınıflamasını ben yapmadım. İş yatırımı sitesinden elde ediyorum ben bunu. Verilere baktık. Sektörlere göre baktık. Hangi sektörler daha iyi, hangi sektörler daha kötü performans sergilemiş diye. Bir de dedim ki ben gruplara göre bakalım. BIST 100 değerine göre birinci grupta BIST 100 değerine göre daha iyi performans sergileyen şirketlerin oranı kaç? Mesela birinci gruptaki 40 şirketten %48'i BIST 100'e göre daha iyi performans sergilemiş. %53'ü BIST 100'e göre daha kötü performans gelmiş. Bu şekilde bakacağız. Bakın artıya bakın. Artı demek BIST 100'e göre daha iyi performans ve daha kötü performans da eksi olacak. Burada yine yukarı yönlü bir trend olduğunu görebiliriz. Hatta şurada trend line'ımız var, çizdiriyoruz. Yani şirketlerin ölçekleri küçüldükçe performansların iyileştiğini burada yine Mart ayında görüyoruz. 10 numaralı grup, yani en küçük ölçekli şirketlerin bulunduğu gruptaki hisselerin %67'si BIST 100'e göre daha iyi performans sergilemiş. Negatifte de tabii ki durum tam tersi. Burada da trend line'ı çizdirelim. Peki bunların yüzdesel değişimlerine bakalım. Gruplarda bu şekilde. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz üzere arkadaşlar, buraya da trend line var mı? Burada trend line şu an çizdiremiyorum. Zaten çizdirmeye gerek yok. 10 numaralı grup %5.7 pozitif yazmış. 8 numaralı grup, yani en küçük ölçekli 3 gruptan birisi %4 pozitif yazmış ve lokomotif şirketler diye adlandırılan büyük ölçekli şirketlerin bulunduğu gruplar yine yeniden rezalet arkadaşlar. %3.1, %4.7 negatif yazmış 1 ve 2 numaralı grup. 3 numaralı grupta %1.2 negatif. 7 numaralı grup var burada. Orta küçük ölçekli sayılabilecek bir şirketler grubu. Bu da çok kötü bir performans, %3.2. Ama burada bir nokta var ki bizi haksız çıkarmayan, her zaman söylediğimiz küçük ölçekli şirketler büyük ölçekli şirketlere göre daha iyi getiri fırsatı sunar lafının gerçekleştiği, gözümüzün önüne geldiği, bunu yaşadığımız bir ayı daha geride bırakmış olduk. Mart ayında %5.7
pozitif yazmış olduğu en küçük ölçekli şirketler 9 numaralı gruptaki küçük ölçekli şirketler %1,3 negatif yazmış. 8 numaralı gruptakiler %4 pozitif yazmış. Şöyle 3 grubun ortalaması aşağı yukarı kaç olmuştur? 9,7. Yani yaklaşık 2,5-3 şuradaki 120 yaklaşık 120 şirketin ortalama değişimi %3 neredeyse pozitif yazmış. %2, %3 arasında pozitif yazmış. Buradan ne sonucunu çıkartıyoruz yine? Küçük ölçekli şirketler büyük ölçekli şirketlere göre daha iyi getiri fırsatları sunuyor arkadaşlar. Peki biz ne yapmıştık? 2021 hisseleri diye bir videomuz vardı ve o videonun altına bir link bıraktık. Dedik ki arkadaşlar biz burada seçtiğimiz 42 şirkete ait hisse değerlerini biz buraya yazacağız. 4 Ocak'ta çekmiştik videoyu. 4 Ocak kapanış fiyatını ben buraya yazdım. Ve son fiyatını da buradan otomatik çekiyor ve değişimleri yazıyor. Burada otomatik hesaplıyor. BIST 100 günlük değişim, portföy günlük değişim, BIST 100 genel değişim, portföy genel değişim. Bu şirketleri nasıl seçtiğimize dair videoyu izleyebilirsiniz. Onu ayrıca çektik zaten. Ekstra yorum yapmayacağım onunla ilgili. Burada şu an tabii bir gün geçmiş oldu Mart ayından sonra. Nisan 1'de çekiyorum ben bu videoyu. Bakın arkadaşlar, ya bu çok yüzeysel bir analizdi. Çok yüzeysel bir şekilde seçtik biz bu şirketleri. Ona rağmen başarıya bakın. BIST 100 genel değişim 3 ayda %4,91 negatif. Bizim portföyümüz genel değişim %14,89 pozitif. Bakın biz bunun üzerine biraz daha düşmüş olsak, biraz daha elemiş olsak veya biraz daha eklemiş olsak daha iyi performans illaki sergileriz. Buradan yine görüyoruz. Çok yüzeysel yaptığımız analizde bile 3 ayda %15, yani neredeyse mevduata yakın bir getiri elde etmişiz 3 ayda. Ki bu daha fazla da olabilirdi. Ayrıca bizim portföy, ne dedik özette? Mart ayı çok kötü geçmesine rağmen, bakın BIST 100 %5,41 negatif yazmasına rağmen bu portföy %1,49 pozitif yazdı. Yani sıyrıldı arada. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bizim kanaldaki özellikle bu BIST 100 üzerinden yorumlamalar yapılmasının yanlış olduğunu beyan ettiğimiz videoların insanlar arasında, yani insanlar tarafından, özellikle yeni gelen insanlar tarafından izlenmesini istiyorum. İnsanların bilinçlenmesini istiyorum. Biz burada tamamen veriye dayalı yorum yapıyoruz. Kesinlikle demiyoruz ki bir ay sonra BIST 100 şu olacak, 2 ay sonra BIST 100 şu olacak. Ama geçmiş geleceğe ışık tutuyor biliyorsunuz. Geçmişte yıllarca, on yıllarca olan olaylar önümüzdeki yıllarda da muhtemelen yine başımıza gelecek. Biz bunun üzerinden yorum yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yine bu Mart ayında da gruplara göre böldüğümüzde küçük ölçekli şirketlerin büyük ölçekli şirketlere göre daha iyi performans sergilediğini görmüş olduk. Videoyu kapatırken kanala katıla destek olan arkadaşların isimlerini yayınlayarak kapatıyoruz biliyorsunuz. Onun haricinde benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.